Bizim toplumumuzu şu sırada tehdit eden işte şeker hastalığı, işte kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, Parkinson, depresyon, karaciğer yetersizliği, pankreas yetersizliği, tiroid Hashimoto, bütün bunların hiçbir genetik değil. Ama annende var, anneannende de oldu, sen de olacak diye genç insanlar korkutuluyor. Ve o şekilde maalesef esir alınıyor. Biz yani tutsağız hepsini. Onun için aklımızı fikrimizi açacağız. Ona göre e, akıl paraşüt gibidir. Açık olunca çalışır. Peki nasıl aklımızı kullanmamız lazım? Şimdi bizim e, izleyicilerimize buradan hani böyle bir tablo çizdik. Böyle bir endüstri var. E, müthiş bir güçlü lobi var. Hem sağlık sektörü açısından hem gıda sektörü açısından e, birey. Vatandaş inanılmaz bir bombardıman ve kuşatma altında. Bu kısır döngüyü bir birey nasıl kırabilir? Hangi bilinç düzeyiyle, ne yaparak kırabilir? Bir kere beslenme çok önemli. Şimdi Dünya Sağlık Organizasyonu'nun e, sağlık diye tarifi var. Başta beslenme. İki, yani hepsi bir arada olacak, tek başına değil Sedef Hanım. Be, e, yiyeceğimiz içeceklerimiz sağlıklı olacak. Havamız sağlıklı olacak. Evet. Suyumuz sağlıklı olacak. Aile bireylerimiz, aile ilişkilerimiz sağlıklı olacak. Toprağımız sağlıklı olacak. Sağlık böyle bir tarif ediyor Dünya Sağlık Organizasyonu. Evet. Ve bütün insanlar yani yeryüzünde ve Türkiye'de yaşayan bütün insanların bu doğal hakkı. Bu doğal hakkı. Bunu kimsenin bozmasına, değiştirmesine biz bilinçli bir şekilde olursak izin vermeyebiliriz. Yani bu kadar hakikaten bombardıman şeklinde her tarafta beynimizin, şuur altımızın içine işlenen bu en başta endüstriyel gıdalar. Onun için mesela ben gayet şey olarak kısa olarak söylüyorum, slogan olarak söylüyorum. Evet. Pakete giren hiçbir şey yemeyin. Bitti. Evet. Nasıl yemeyeceğiz? Çünkü yeni yetişen nesiller onun içine doğdular. Evet. Onun dışında besin bilmiyorlar. Onu öğreteceğiz. Onu öğreteceğiz. Peki nasıl öğreteceğiz? Tabii vakit alır. birden biri olmaz. Bir gecede de olmaz Sedef Hanım. Mesela Japonya'da, Japonya'daki e, okul sisteminin beslenmesini bir inceleyelim. Bunu biraz açalım. Bu gerçekten iyi bir örnek. Hem eğitim açısından hem beslenme açısından. Tabii ki e, Japonya'daki eğitim sisteminde, ilkokullarda e, çocuklar kendi yiyeceklerini kendileri evet. hazırlıyorlar. Ve ve kendileri yıkıyorlar, pişiriyorlar, yiyorlar, görüyorlar ve o sırada onların niye işe yaradığını görüyorlar. Evet. Bunu, bunu Japonlar halletmişler. Yani bu sistem o kadar basit bir sistem ki Biz ne yapıyoruz Biz okullara kantin yerleştiriyoruz. Biz, biz okurken, ben okurken okullarda kantin yoktu. Biz sabah evde yerdik. ya yanımıza para falan da verilmezdi. Okula giderdik. Ne acıkırdık ne susardık. Doğru dürüst kahvaltı yapardık. Adam gibi kahvaltı yapardık. Hakiki bir insan gibi kahvaltı yapardık. Hiç acıkmazdık. O kadar koşup oynamak, düz duvarlara tırmandığımız halde. Sonra da eve gelir. Evde de yemeğimizi yerdik. Yani şey olarak bu endüstrinin diğer bir tarafı da bu şişmanlık kötüdür, şudur, budur. Şeker hastalığı en başta tabii ki. Diyetisyenlerin Altı öğün yemesi, sekiz öğün diye söylemesi, bütün bunlar hepsi bir bütün, hepsi bir endüstrinin parçası. Yani insan vücudu İbn Sina'dan beri biliniyor ki iki öğün yemeye programlanmıştır, e, fizyoloji olarak, hormonal olarak. Daha o zaman fizyoloji de bilinmiyor, kimya da bilinmiyor, biyokimya da yok. Ama iki öğün yetiyor. Hazreti Muhammed de iki öğün yiyordu. Yani iki öğün yemek sünnettir diyelim arkadaşlarımıza, e, halkımıza. Ama bir seneden sonra altı öğün ara öğün altı ara öğün yemesen olmaz mutlaka evet. yiyeceksin yıllarca, hala da söyleniyor evet, yıllarca hala da söyleniyor bölümün. ve bugün maalesef e, devlet hastanelerinde e, diyet listelerinde altı öğün var hala. Yani hala bir, bunu senelerden beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Sadece ben değil yani benim gibi konuşan çok arkadaşlarımız var. Ee, şey olarak sağ olsunlar. Bunu bir senelerden beri söylüyoruz. İnsan vücudu bu şekilde programlanmamıştır. İnsan vücudunun doğasında iki öğün yeterlidir. Ama yediğiniz iki öğün sağlıklı ve doğal olacak. O zaman hakikaten beyin de çok önemli gelişiyor. Varsaklarımız da çok önemli çünkü altı e, öğün yediğimiz zaman ki altı öğünde maalesef bozuk gıdalar veriliyor. Bir de bu var evet. yani hem sık yeniliyor hem bozuk gıdalar veriliyor. E, mesela bir şeker hastasına geçen gün bana liste geldi bir hekime gitmiş veya hastaneden çıkmış e, altı öğün 10 dilim ekmek var içinde. Ama hangi ekmek kardeşim? Ekmekler çok tehlikeli. Hepsi kimyasal dolu. Hepsi GDO'lu. oldu. Yani altı ekmek, dilim ekmek. 8-10 e, Altı dilim olsa hmm. yok ki ekmek şeker hastasının zehiridir. Bu tabi çok istisna bir örnek ama şu sık aralıklarla yemek konusunu biraz açalım. Hep birbirine bağlı istisna değil. Evet yani hani temelinde o yatıyor. O kadar çok ekmek verilmesi anlamında hani e, çok, ama veriliyor. Çok yani marginal bir rutin, örnek gibi aldığım. Devlet plandukası. Devlet hastanelerinin listesini alıp bakın. Onu demek istiyorum. öyle bir örnek değil. Bütün hastanelerde bu veriliyor şimdi. Ekmek. Yani diyet listesinde diyabetlilere bu şekilde veriliyor onu söylüyorum. Diyabetli hastalara ekmek evet. veriliyor. Bu, yani bu, ara bu öğünde mutlaka tüketilmelidir deniliyor. Yani yemekle de veriliyor, ara öğünde de veriliyor. Siz özellikle ekmek konusunda ciddi hassasiyet taşıyorsunuz ve ne neredeyse hani hiç ekmek yemeyin diyecek bir noktadasınız değil ben mi? Öyleyim evet. Ekmek, ekmek çünkü onu onu göstereyim. Sadece <laughs> ekmek değil tabii. Aynı zamanda bu sık aralıklarla yemenin ekmek, de tabii Evet, sık bir şey çünkü bakın tam buğday ekmeği dahi. Bakın bunu evet. gösterin lütfen. <laughs> tam buğday ekmeği dahi ki tam buğday ekmeği sağlıklıdır deniliyor. Bunu gösterelim. Bakın tam buğday ekmeği bile, şu tam buğday ekmeği, şu beyaz ekmek, şu beyaz ekmek. Tam buğday ekmeği de beyaz şekerden daha çok kan şekerini yükseltiyor. Onu söylüyorum. Hmm. Yani şeker hastası olmamız şart değil. Şeker hastası olmamız şart değil. Normal bir kişi yediği zaman da onun için acıkıyoruz. Çünkü çünkü efendime söyleyeyim. Şimdiki buğdaylar çok tehlikeli. Modern buğday. Oradan geliyoruz. Güce buğday. Gedeoğlu. Gedeoğlu olduğu için Gedoğlu biz eski buğdaylar yüksek bir uzun olurdu, büyük olurdu, büyük başaklı olurdu. Gedoğlu buğdaylarda yani modern buğday diyoruz biz buna. Gluten çok fazla. Yüzde 60, yüzde 80 oranında gluten var. Normalde buğdayda yani normal ellenmemiş bizim geleneksel buğdaylarda yüzde 10, 14'tür gluten. Gluten nedir? Gluten her türlü bitkide olur. Buğdayda da gedeolu olduğu zaman olduğu için çok fazla var. Ee, ve e, gluten bitkilerin, tahılların doğaya meşakkatli e, kötülüğüne karşı dayanabilmesi için bir proteindir. Onları güçlü kılmak rüzgara karşı, işte e, böceklere karşı, börtü böceğe karşı. Fakat bu protein yabancı bir proteindir insan vücudu için. Ve Türkiye'deki problem oradan kaynaklı oluyor. sebebi o. Çünkü e, Türkiye'de e, ...çok fazla ekmek tüketiliyor. Evet. Yani Türk Türkiye'de... ...geçenlerde işte Bloomberg'in... ...yaptığı bir ara şey vardı... ...bir 2018... ...şey ile... ...2019'da yayınlandı. 2018'de... ...Türkiye'de... ...bütün dünyada bakmışlar. Amerika, Meksika... ...Japonya, Mısır, ne aklınıza gelirse... ...Fransa, Almanya, İngiltere... ...Türkiye'de... ...kişi başına senede... 250 kilo ekmek tüketiliyor. Ortalamanın çok üstü herhalde. Çok üstü. Çok üstü. Çünkü bu modern buğday ekmeği hakikaten sadece gluten değil. glutenden başka e, şeyde tarlada ilaçlanıyor. Tam toplanırken o başaklar şey güçlü olsun diye o tekrar şey yapılıyor. E, ilaçlanıyor. Yani pestisit dediğimiz. Tarım zehiri diyorum ben ona. Sonra onlar fabrikaya geliyor. Fabrikada un haline çevriliyor. Beyaz un işleniyor. İçine o kadar çok katkı maddesi katılıyor ki. Bu, burada şimdi saymaya değmez yanımda var liste. En başta da bromür katılıyor. Nedir o? Bromür en önemli zehirlerden biridir insanı öldüren. Neden katıyorlar onu? Onu katmaların sebebi e, hamuru akışkan yapıyor. Hani şöyle pizza hamuru vardır ya hmm. kabarıklık yapıyor. Şimdi francalara kabarık ya onu, onu yapan içindeki hem gluten hem brawbir. O zaman aslında insanlar doysun diye bir üretim yapılıyor, değil Tam mi? Tam tersi. Yani aç kalmasın diye en temel gıda olarak ekmeğe yöneliyor e, toplum. Ama aslında farkında olmadan besleneyim derken o GDO ve içindeki katkı maddelerinden dolayı ve de zehirleniyor e, ve hastalanıyor diyorsunuz. Tabii ki. Ay şey bir de e, gluten dediğimiz protein şeyinde buğdayda. 23 bin türlü protein var, bitkisel protein, İnsan vücudu mahveder ve e, çok fazla ekmek tüketiliyor, tamam? Ama yiyince daha çok acıkıyoruz, doymuyorum oluyoruz, ben bırakamıyorum oluyoruz çünkü e, lektin denilen proteinlerden biri beyinde morfin reseptörlerini uyarıyor. Doydum sanıyorsunuz, mutlu oldum sanıyorsunuz, iki saat sonra tekrar acıkıp saldırıyorsunuz. Sayın yani hocam, bu tamamen bir tuzak diye düşünüyorum. Bu tuzağın Ayırdığında olan bir insan olarak yıllardır bunu anlatıyorsunuz. Biz de sizin sayenizde bunları öğreniyoruz. Peki bu konuda devletin, hükümetin yaptığı bir değişiklik var mı? Yani bile bile bu devam ediyor mu? Yoksa bu konuda gereken tedbirler alınıyor mu? Şimdi 2013'te Sedef Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekmek Komisyonu benden rapor istedi. 2013. Ben orada bütün bunları anlattım gösterdim, şey yaptım ve o zaman Sayın Mehdi Ekerdi galiba Tarım hı hı. Bakanı. Evet. Eee e, katılan, pardon, una katılan tabii, oh, fabrikadan çıkıyor, şeye geliyor. Fırına, fırında da tekrar katılıyor kimyasallar. Una katılan işte katkı maddeleri ki katkı maddeleri resmen kimyasal. Yani kimyasal toksinler insan vücudu için, hayvan vücudu için de 17'ye indirdik dedi. Hı, tamamıyla yok edilmedi bertaraf edilmedi evet. azaltıldı. Göya evet azaltıldı mı kontrol var mı onu bilemiyorum. Yani öyle bir girişim oldu onu biliyorum.